Baba, seni almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Böyle bir şeyi senden beklemezdim kahraman. Kendimden şüphe ederdim ama senden asla. Bu çok ağır geldi bana. Baba, biz bilerek isteyerek bunları planlamadık. Bazen olaylar elinde olmayan sebeplerden dolayı bambaşka yerlere doğru kayıp gidebiliyor. Mühim olan hiçbir olayın elimizden kayıp gitmemesini sağlamaktır. Eğer ipin ucu kaçarsa hadiselerin nerede duracağı belli olmaz. Haklısın baba. İpin ucu kaçmayacak baba. Söz veriyorum. Sen çocukluğundan beri bana hiç yalan söylemedin kahraman. En güvendiğim oğlum doğruluktan ayrılıyorsa ben o eve ayak basmayı reddederim. Baba, bunları sana açıklamam için bana bir fırsat ver. Tamam, sana yalan söyledim ama buna mecburdum. Yoksa niye böyle bir şey yapayım? Baba, beni sen yetiştirdin. Dürüst olmayı ben senden öğrendim. Galiba tam olarak öğretememiş. Tam olarak öğrettim baba. İstediğini söyleyebilirsin. Bağır, çağır, vur. Onurumu kır. İnsan içine çıkamaz hale getir. Ama bunun karşında senden tek bir şey istiyorum. Yalvarırım baba. Bunları sana açıklamama izin ver. Hadi baba, eve gidelim. Senin olmadığın yerde yaşamanın bir anlamı yok. Sen o evin direğisin baba. Tamam, ben de gitmiyorum. Senin gitmediğin eve ayak basmayı reddediyorum baba. Baba, yalvarırım. Tekrar güvenini kazanmam için bana bir fırsat ver. Meryem Hanım, sofrayı hazırlayalım mı? Bilmiyorum ki. Kimsenin yemek yiyecek hali yok herhalde. Baba, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Canım dedem. Kızım. Canım kızım. Ver elini öpeyim baba. Hoş geldin dede. Oğlum.
Aysel anneme söyler misin aşağı insin? Kahraman neler oluyor? Merak etme abla. Bu akşam her şeyi anlatacağım. Gel. Hanımım. Kahraman Bey ile Ziya Bey geldiler. Geldi mi Ziya Bey? Geldi hanımım. Aşağıda sizi bekliyorlar. Hemen inelim. Her şeye en baştan başlamak en doğrusu. Bir saniye, bir saniye. Defne gelmeyecek mi? Defne bugün yeterince yoruldu. Biraz dinlensin. Seni dinliyoruz. Biz size bir yalan söyledik. Bunu yapmak zorundaydık. Defne'yle bir çocuğumuzun olmasını istiyorduk. Annem ve babam da torun sevdasına düşmüştü. Onları suçlamıyorum. Herkes kendine göre haklı. Sizler de biliyorsunuz ki Defne'nin bir çocuğu olmuyordu. Sonra bir gün çocuğumuzun olabilmesi için bir yol olduğunu söyledi. Kahraman. An engel olma. Ne yolu bu? Taşıyıcı annelik. Taşıyıcı annelik mi? Evet. Önceleri buna karşı çıktım. Doğru bir fikir olmadığını düşünüyordum. Ama zamanla Defne'nin çektiği acıları görünce dayanamadım. Kabul ettim. Bunu babama söyleyemedim. Çünkü o hiçbir zaman bunu kabul etmezdi. Biz de hepinizden sakladık. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bir taşıyıcı anne mi var yani? Evet. Sonra bir gün Kıbrıs'a gittik. Bir hastanede bütün işlemleri gerçekleştirdik. Bu çocuğun annesi de babası da siz misiniz peki? Evet, biziz. Yani kısacası bizim bir bebeğimiz olacak. Ama Defne doğurmayacak. Peki bu taşıyıcı anne kim? Elif. Dayı, ne diyorsun sen? Gerçek bu Kerem. Elif bizim bebeğimize hamile. Senin hamile olmadığını öğrenmişler. Ben de her şeyi anlattım. Nasıl? Her şeyi mi anlattın? Senin hamile olmadığını, bir taşıyıcı anne olduğunu, bu taşıyıcı annenin Elif olduğunu. Peki bebeğin benden olmadığını? Merak etme. Seni zor durumda bırakmam. Bebeği bizim biliyorlar.
günaydın. Günaydın. Kerem nerede? Gece çok geç geldi. Sabah da erkenden şirkete gitti. Kahraman, Kerem çok kötü durumda. Elif'in taşıyıcı anne olduğunu öğrendikten sonra mahvoldu çocuk. Biliyorsun hislerini. Abla, bütün bu yaşananlar sadece kötü bir tesadüf. Ben Elif'i bütün işlemler bittikten sonra öğrendim. Bilseydim böyle bir şey izin verir miydin? Kahraman, bunu Kerem'e anlatman lazım. Yani sen anlattığında o seni dinler mi? Dinlese bile sakinleşir mi bilmiyorum. Keşke başında anlatsaydın her şeyi. Nasıl söyleyebilirdim abla? Söyleyemedim işte. Sen Kerem için çok önemlisin Kahraman. Biliyorsun o hayatta hep seni örnek aldı. Bu yüzden çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ya neyi anlayacağım ya, neyi anlayacağım? En çok sana güvendim ben bu hayatta be. Ama sen ne yaptın? Kandırdın beni. Bir çocuk gibi kandırdın. Kerem, ben Elif'i iş işten geçtikten sonra öğrendim. Her şeyi annem ayarlamış. Bilmiyordum. Bilseydim böyle bir şeye izin verir miydim sanıyorsun? Ondan sonra niye söylemedin peki? Sana Elif'e aşığım dedim, ölüyorum dedim. Ama sen her seferinde uzaklaştırmaya çalıştın beni. O kız sana göre değil dedin. Eğitim hayatın daha önemli dedin. Hala inanamıyorum ya. Gözümün içine baka baka yalan söyledin sen bana. Kerem, ne yapabilirdim? Bunu söylemek kolay mı zannediyorsun sen ha? Sen üzül istemedim, anlasana. Hem ortada bir sır varken bunu sana nasıl söyleyebilirdim? Peki Elif'in söyledikleri? Antakya'dan birisi beni hamile bıraktı falan. O kızı da kendinize benzettiniz değil mi? O kızı da kendiniz gibi yalancı yaptınız. Kerem yeter! Bak Kerem, ben böyle olsun istemedim. Ama oldu işte. Bunda benim bir kabahatim yok. Var dayı, senin kabahatin var. Bunu bana söylemeliydin. Ya benim bu halim ne olacak peki? Öldü diye bildiğim babam birden karşıma çıkıyor. Daha kendime bile gelememişken sizin bu iğrenç yalanlarınızı öğreniyorum. Tamam oğlum, tamam, sakin. Ya bırak! Kerem! Hiçbirinizi görmek istemiyorum artık. Bundan sonra benim hayatımda size yer yok. Kerem! 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 Biraz kendini benim yerime koy oğlum. Anlamaya çalış. Ne oluyor ya? Bıraksana çocuğu. Sen karışma abi. Ya sen hayatını bitirdin o çocuğun. Farkında değil misin? Elif'i deliler gibi seviyordu o. Abi, bu benim de Kerem arasındaki mesele. Seni ilgilendirmez. Yok ya, bir tek sen misin Kerem'in dayısı? Onu bu kadar üzmeye hakkın yok. Yok. Senin yerinde olsam var ya, insan içine çıkamazdım ben be. Utan biraz, utan. Baba? Ne oluyor? İçeri gel. Efendim Celal. Hah, kahraman. Seni arıyorum. Neredesin kardeşim? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Senin haberin yok mu olanlardan? Neden bahsediyorsun sen? Ya Kıymet Hanım gelmiş. Bebekten vazgeçtiğinizi söylemiş Elif'e. Az önce de beraber hastaneye gittiler bebeği aldırmak için. Ne diyorsun sen Celal? Vallahi durum bu kadar ama Elif de aramış seni, ulaşamamış. Yani şu an hastaneye varmışlardır bile. Hangi hastane bu? Adını biliyor musun? Sahil hastanesi. Tamam, gidiyorum. Hadi Elif, aç, aç. Kahretsin.
Elif Doğan. Elif Doğan burada mı? Bakıyorum. Elif Hanım'ın işlemleri bitmiş efendim. Az önce çıkmışlar. Beyefendi. Beyefendi iyi misiniz? Yapamadım ben. Kıyamadım ona. Çok korktum ki yetişemeyeceğim diye. Celal haber verdiğinde bütün hayat durdu. O an aklımdan geçen tek bir şey vardı. Oğlum yaşamalı. Hastaneye geldiğimde çıktığını söylediklerinde bütün dünyam karardı. Düşünmeyin artık bunları, hepsi geçti. Bebek iyi, merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Tamam be, yapamadım. Kıyamadım ona. Tabii bu sizin bebeğiniz. Ama yine de içimden bir ses yapma dedi, kıyma. Benimle birlikte büyüyen, kalbi atan, bana kendini hissettiren bir canlı var diye düşündüm. İyi ki de yapmamışsın. İyi ki de içindeki sesi dinlemişsin. Kıymet Hanım, sizin bebekten vazgeçtiğinizi, onu istemediğinizi söyledi. Ama ben inanmadım ona. Nereden biliyordun? Bilmiyorum. Yani sadece bir his. Tam alınacağı anda içimden bir ses yapma dedi. Yapma, dur. Belki beni durduran şey buydu. Ben sizin gözlerinizde görüyorum Kahraman Bey. Siz bu bebeği çok istiyorsunuz. Onun doğacağı gün sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Evet. Ben de çok istiyorum. Ama benim anlamadığım bir şey var. Nedir? Kıymet Hanım, size sormadan, sizin haberiniz olmadan nasıl böyle bir şey cesaret eder? Bu bebek onun için de çok önemli değil miydi? Defne'nin intiharı hepimizi çok sarstı. Annem de bu yüzden böyle bir şey yaptı galiba. Bunun sorunları çözebileceğini düşündü. Bilmiyorum. Peki Defne Hanım,
O niye bebek istemiyor? Affedersiniz, bunlar sizin sorunlarınız. Beni ilgilendirmez. Bunları konuşmayalım şimdi. Bir şeyi merak etme. Ben bu bebeği istiyorum. Oğlumu istiyorum. Hadi hava soğudu. Sen içeri geç istersen. Siz? Annemle konuşmam lazım. Bana bu yaptığının hesabını verecek. Bebeği aldırmadığımı söyleyecek misiniz? Söylemeyeceğim. Hadi daha fazla üşüme sen. Kendine iyi bak. Merak etmeyin. Ben yine gelirim. Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bana oğlum derken ne hissediyorsun anne? Ne hissedebilir ki bir anne, Kahraman? Sevgi, güven, gurur. Peki benim de oğlumu sevmeye, gurur duymaya, onun büyüdüğünü görmeye hakkım yok muydu? Bu nasıl söz oğlum? Olmaz olur mu? O zaman oğlumun ölüm kararını nasıl verdin? Hem de bana sormadan. Hiç mi acımadın torununa? Oğlum, ben... Siz istemiyorsunuz diye... Defne ile hayatınız alt üst olmuştu. Kız ölecekti, Allah muhafaza. Bana sordun mu anne? Babasına sordun mu? Anne! Benim oğlumun ölüm kararını nasıl verirsin? Kahraman. Ya ortada bir can var. Benim canım. Ve buna sen karar veriyorsun. Ölsün, yaşasın. Bu kadar kolay mı ya? Oğlum. Bana artık oğlum deme. Deme anne. Sen bugün oğlumu değil. Beni öldürdün. Yapma kahraman. Senin artık kahraman diye bir oğlun yok anne. Çok üzgünüm Kahraman. Benim haberim yoktu. Haberin olsaydı ne yapardın? Bileyim. Haber verirdim. Verir miydin? Kırıcı oluyorsun ama Kahraman.
Anlıyorum üzgünsün. Ama bak ben yanındayım. Her şeyi unutup yeniden başlayacağız. Her şey eskisi gibi olacak. Ben biraz hava almak istiyorum. Ya seni de gece gece kaldırdım getirdim. Varamaz, sen benim kardeşimsin. İki elim kan da olsa gelirim, biliyorsun. Sağ ol. Ne oldu? Of, kafam çok karışık. Bugün o kadar çok şey yaşadım ki. Doğru bildiklerim yanlış. Yanlış bildiklerim doğru oldu. Elif karnındaki bebeğin kendi bebeği olduğunu bilmeden öyle bir sahip çıkıyor ki. Anneme rağmen oğlumu yaşattım. Bugüne kadar benim ne hissettiğimi Elif dışında hiç kimse düşünmedi. Ben baba olmanın mutluluğunu bile yaşayamıyorum. Ben bir tek onun yanında bu mutluluğu hissedebiliyorum. Bir tarafta karım, Defne. Bana bütün bu olanlardan üzüntü duyduğunu söylüyor ama gözleri şöyle söylemiyor. Sanki olan biten her şeyden mutluluk duyuyormuş gibi geliyor bana. Of, kafam çok karışık Celal. Ne yapacağım ben? Burası karışık kardeşim. Ama burası net. Sen bu kızı seviyorsun. Ayrıca aşk nasip işidir kahraman. Hesap işi değil. Bence sen burayı bırak. Burası nereye gidiyorsa sen de oraya git. Günaydın canım. Günaydın. Şirkete mi gidiyorsun? Hayır. Bugün toplantım dışarıda. Kahraman. Akşam dışarıda beraber yemek yiyelim mi? İkimizin de ihtiyacı var. Defne. Hemen hayır deme. Yürü, ben ayarlarım, sana mesaj atarım, olur mu? Hiç canım istemiyor. Belki öğleden sonra fikrin değişir. Şimdi çıkmam lazım. Sonra konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Efendim Elif. Kahraman Bey. Kahraman Bey, çok kötü bir şey oldu. Ne olur bana yardım edin. Ne oldu? Nazlı. Nazlı her şeyi öğrendi. Tartıştık biz. Bağırdı, çağırdı. Şimdi de evi terk etmiş. Kahraman Bey, ne olur. Ne olur bir şey yapın. Tamam, dur, sakin ol. Geliyorum oraya. Ne olur acele et. Alo Selin. Buyurun Kahraman Bey. Bugünkü bütün toplantılarımı iptal et. Peki Kahraman Bey. Yok. Yok, deminden beri arıyorum, açmıyor. Çıldıracağım artık, koca şehir nereye gider, ne yapar? Tamam, dur, sakin ol. Bulacağız onu. Da nereden öğrendi bütün bunları? Kerem Bey geldi buraya. Bağırdı, çağırdı. Benimle oynadınız, bana yalan söylediniz dedi. Sonra daha da ileriye gitti. Para için kahraman dayımdan hamile kaldın sen dedi, suçladı beni. Tam o sırada Nazlı girdi içeri. Olan biten her şeyi duydu. Yanlış anladığını söylemek istedim ama dinlemedi bile beni. İşte o kadar öfkelenmiş ki. Sonra da çekip gitmiş. Kahraman, buna bir şey olursa ben mahvolurum. Mahvolurum. Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Gidecek bir yeri yok, tanıdığı kimse de.
Kahraman Bey'in ağzı çok saftır. İyi niyetlidir. Ya dışarıda başına bir kötülük gelecek diye korkuyorum. Böyle oturmakla olmuyor. Belki yakınlarda bir yerdedir. Hadi gel çıkalım. Otelden de onu aramıştı. Efendim Kahraman Bey. Selim, bugün Nazlı ile konuştun mu? Konuştum. Birazdan buluşacağız. Nerede buluşacaksınız? Bir şey mi oldu Kahraman Bey? Bak Nazlı ile Elif biraz tartışmışlar. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Nerede olduğunuzu söyle, hemen gelelim oraya. Biz Beykoz Belediye Başkanlığı önündeki parktayız. Tamam, geliyoruz. Tamam, sakin ol. Bulduk işte.